Bakın Arabistan'da da buna benzer bir fitne var. Yine Arabistan'da bakın onlar da göya karşıdan baktığın zaman o sakallı şunlu bunlu çok namazda niyazda gözüken gruplar. Öyle değil mi? Ama ne yapıyor bunlar? Bakın Avrupa'nın en büyük düşmanı daha doğrusu dinsizliğin en büyük düşmanı kimdir? Resul-i Ekrem'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Avrupa'daki bütün dine aykırı. Şimdi dünyayı yöneten güç ne İsrail'dir ne Amerika'dır. Asıl itibarıyla masonlardır. Veya adına farklı farklı isim takan fakat dinsiz olan, tamamen dinsizliği aşılamak isteyen gruplardır. Şimdi bunlar Suudi Arabistan'da Kur'an'ı kaldıralım deseler kimse buna izin vermez. Kâbe'yi yıkalım deseler kimse onlara da izin vermez. O zaman nereye dönelim? Ha Kur'an'ı getiren kimdir? Bu İslam dinini bütün dünyaya hakim kalan kimdir? Bizim bütün delillerimizi çürüten o kutlu insan kimdir? Resul-i Ekrem'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz bu mübarek topraklarda o insanın ve o insanın yardımcıları olanların itibarını kaldıracağız. Nasıl kaldıracağız? He, kabirin başında dua etmek yasaktır. Efendimiz'e ait olan şeylere hürmet etmek yasaktır. O yasaktır, bu yasaktır. Gidiyorsun Umre'ye gidenler bilirler, hacca gidenler bilirler. Her yere tabelalar asmışlar. Her yere tabelalar asmış. Ne diyor? E, kabrin başında durmayın. Orada biliyor musunuz? Cennetül Baki var Resul-i Ekrem'in hemen yanında sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mezarlık. İçerisinde aşere-i mübeşşereden yani cennetle müjdelenen on sahabiden birkaçının mezarı da var. Hazreti Osman'ın mezarı var orada. Türbelerini hep yıkmışlar. Gidiyorsun oraya zaten girerken bir sürü tabelalar yazmışlar. Kabrin başında durma, şöyledir, böyledir, bidattır, şiddettir vesaire. Bu yetmemiş onlara. Bir de o mübarek zevatın, Hazreti Osman'ın mesela kabrinin başında en az 3-4 tane asker durur. Neden sen orada durup da sakın ona dua etme diye. Sakın ona dua etme diye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin oradan geçersiniz. Biraz durup dua edeyim dediği zaman indir elini der, selam ver geç. Efendimizin doğmuş olduğu mübarek evin yanında bir dua edeyim desen yasaktır der sana. Evi de zaten mübarek olduğunu kabul etmedikleri için kütüphaneye çevirdiler. Şimdi Suudi Arabistan'a nasıl aşılamışlar fitneyi bu şekilde. Suudi Arabistan'ın en mübarek zevatı toprağın altında. En büyük düşmanlar Resul-i Ekrem ve sahabe-i kiramı nerede? Toprağın altında. O vakit ne yapacağız? Madem bunlar gelip dinsizliği yıktılar, yanlışa sevk ettiğimiz, sürüklediğimiz, bozduğumuz Hristiyanlığın yanlış olduğunu öğrettiler, Yahudiliğin yanlış olduğunu öğrettiler. Tek ve hakiki din İslam dinidir diye bunu her yere aşıladılar. O zaman bizim bunlara yapacağımız nedir? Bunların hürmetini kaldırmak, hürmet etmeyi yasak etmek. Onu da orada o şekilde cereyan ettirmişler.